Merhabalar. Öz ısı, sıcaklık değişimi ve ısı alışverişiyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen öncelikle ısı ve sıcaklık arasındaki fark, farkı anlatalım. Çünkü ısıyla sıcaklık hep karıştırılan bir kavram. Isı bir enerji türü, sıcaklık ise ısı enerjisinin göstergelerinden birisidir. Isı sıcaklık arasındaki şu farklara bir bakalım. Isı bir maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisidir. Bir enerjidir birimi kalori veya jüldür. Ölçülem, ölçülemez kalorimetre kabı ile hesaplanır. Sembolü Q ile gösterilir arkadaşlar. Sıcaklık ise maddenin taneciklerinin ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Bakın ortalama kinetik enerjisinin bir göstergesidir. Yani hareketinin ortalamasıdır. Enerji değildir. Sıcaklık enerji değildir. Birimi santigrat derecedir. Kelvin ve Fahrenheit da var. Fakat onları daha sonra lisede göreceksiniz. Termometre ile ölçülür. Sembolü T ile gösterilir. Madde miktarına bağlıdır arkadaşlar ısı. Kütle arttıkça ısı artar, kütle azaldıkça ısı azalır. Maddenin cinsine de bağlıdır. Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp ver alınıp verilebilen enerji ısı enerjisidir. Madde miktarına bağlı değildir. Her iki maddenin de sıcaklığı aynı olabilir. Maddenin cinsine bağlı değildir. Sıcaklık alınıp verilmez. Termometre ile ölçülür. Sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılarak termometreler yapılmıştır. Mesela kütlesi fazla olanın ısısı fazladır. Deney 2'ye baktığımızda cinsinin arkadaşlar cinsinin farklı olması ısısının farklı olduğu anlamına gelir. Örnek çözelim. Aşağıdaki maddelerin verilen maddelerden hangisinin taneciklerinin sahip olduğu ortalama hareket enerjisi daha fazladır diyor. Arkadaşlar ortalama hareket enerjisi derken neyi ifade ediyordu? Sıcaklığı. O halde biz bakıyoruz sıcaklığı en yüksek olan hangisi? D şıkkı maddeler atomlardan dolayısıyla taneciklerden meydana gelmişlerdir. İster katı, ister sıvı, ister gaz olsun tüm maddelerin tanecikleri hareket halindedir. Fakat katı maddelerin hareketi az, gaz maddelerin hareketi fazladır. Madde taneciklerinin hareketi maddenin sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Sıcaklığı fazla olanın hareketi fazladır arkadaşlar. Baktığımızda buradaki çizgiler sıcaklığın ve hareketi ifade etmekte. Çizgi sayısı fazla ise sıcaklığının yüksek, hareketinin fazla olduğunu anlıyoruz. Sıcaklıkları farklı iki maddeyi ısıt, ısıca yalıtılmış bir ortamda bir araya koyduğumuzda sıcak maddeden soğuk maddeye doğru enerji aktarılır. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan bu enerjiye ısı enerjisi denir. Arkadaşlar sıcak madde soğuk madde sıcaktan soğuğa doğru ısı geçişi olur. Burada cisimler denge sıcaklığına ulaştığında her ikisinin sıcaklığı birbirine eşit olur. Isı ile devam edelim. Farklı sıcaklıktaki iki madde birbirine temas ettiklerinde aralarında bir ısı alışverişi olur. Isı enerjisi sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru akar. Alışveriş iki maddenin sıcaklığı eşit oluncaya kadar devam eder. Mesela ısı akışı nasıl? 90'dan 10'a doğru. Peki Hangi sıcaklığa kadar devam eder? Arkadaşlar bu 40 santigrat derece azalır. Bu 40 santigrat derece artar. Ve ortalama sıcaklık 50 santigrat dereceye olur. Eğer kütleleri eşitse biz bunu ikiye toplayıp 90 artı 10 bölü 2 o da eşittir. Ortalama sıcaklığın 50 olduğunu buluruz. Isı alışverişi ile devam edelim. Sıcaklıkları aynı olan iki madde arasında ısı alışverişi olmaz arkadaşlar ısı sıcaktan soğuğa doğru, ısı akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur. Isının akış yönü daima sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Örneğin arkadaşlar 70'ten 10'a, 10'dan 0'a burada olmaz. Burada eksi 10'dan eksi 60'a doğru hareket eder. Isı alanın sıcaklığı artarken ısı vereninin sıcaklığı azalır. Isı alışveriş iki maddenin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Bakın 20 santigrat dereceki bir madde ile 80 santigrat dereceki bir madde denge sıcaklığına kadar bunun sıcaklığı artarken bununki azaldı. Baktığımız zaman arkadaşlar 80'den 20'ye doğru ikisinin arasında olacak denge sıcaklığı. Eğer kütleleri eşitse arkadaşlar toplayıp denge sıcaklığını toplayıp ikiye bölüyoruz. 80 artı 20 bölü 2 50 santigrat derece olur. Alınan ısıyla verilen ısı her zaman birbirine eşittir. Örnekle devam edelim. Melis 1 ve 2 numaralı kaplarda bulunan sıcaklıkta ve eşit miktarda sular konuluyor. Miktarları eşitmiş. 1 ve 2. kaplardaki sular 3. kaba konulduğunda 3. kabın son sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. 30 artı 10 bölü 2 o da ne olur? 40 bölü 2 20 olacak. Hangi şık 20? Cevap B şıkkı olur arkadaşlar. Fakat burada önemli olan bir şey var. İki madde, iki kaptaki kütleler eşitse denge sıcaklığı 20. Toplayıp ikiye bölüyoruz. Eğer birinci kaptaki suyun sıcaklığı kütlesi fazla ise denge sıcaklığı 20 ile 30 arasında yani denge sıcaklığından kütlesi fazla olan 30 olduğu için 20 ile 30 arasında. ikinci kapın kütlesi fazlaysa denge sıcaklığı 10 ile 20 arasında olur. Kütlesi fazla olanın sıcaklığı tarafında olur. Sıcaklıkları aynı iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Su bulunan kapların hangileri karıştırılırsa ısı alışverişi olmaz diyor arkadaşlar. Bakıyoruz sıcaklıkları aynı olan L ve N kabı. O halde L, N cevabımız C şıkkı arasında ısı alışverişi olmaz. Öz ısıya geçelim. Başlangıç sıcaklıkları ve miktarları aynı olan su ve etil alkol ozdaş ısıtıcılarda eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıklarının aynı olmadığı gözleniyor. Buradan da maddelerin sıcaklık artışının sıvının cinsine bağlı olduğunu görüyor. Arkadaşlar bilim insanları sıcaklıkları bakıyorsunuz eşit miktarda eşit ısıda su ve etil alkolü eşit ısı verdiğinde sıcaklıklarının farklı olduğunu yani etil alkolün bakın daha fazla sıcaklığı gösterdiğini fark etmiş. Bu nedenle sıcaklık artışının maddenin cinsine bağlı olduğunu bulmuşlar. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan miktarına öz ısı denir. Arkadaşlar biz bir maddenin sıcaklığını 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat arttırmak için ona vermemiz gereken ısıya öz ısı diyoruz. Öz ısısı küçük c sembolü ile gösteriliyor. Kalori jül gibi ısı birimleri olduğu için öz ısı birimleri de kalori bölü gram santigrat derece veya jül bölü gram santigrat derece olur. Bir kalori 4,18 jüldür arkadaşlar. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu nedenle farklı maddelerin öz ısıları da birbirinden farklıdır. Arkadaşlar baktığınız gibi suyun öz ısısı 4,18. 1 gramını 1 santigrat arttırmak için 4,18. Kalori olarak 1 olarak kabul edilir. Alkole bakıyorsunuz. Zeytinyağı, demir, bakır, civa, çinko ve alüminyuma baktığınızda öz ısısı en küçük olan civa. Demek ki çok az bir ısı verildiğinde sıcaklığı en fazla artacak olan civa, sıcaklığı en az artacak olan sudur. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir ve sabittir. Madde miktarının değişmesi öz ısıyı değiştirmez arkadaşlar. Çünkü 1 gramına arttırmak için verilmesi gereken ısı olduğu için Madde miktarına bağlı değil. Bu sonuç maddenin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Demir ve kurşun levhalar özdeş ısıtıcılarda eşit süre ısıtılıyor. Isıtma sonucunda bu maddelerin son sıcaklığı ölçülde şekildeki gibi oluyor. Arkadaşlar bakıyorsunuz demir 20'den 50'ye çıkmış. Yani 30 santigrat derece artmış. Kurşuna baktığımız zaman 160 santigrat yarmış. Bakın eşit demir 160. Peki bu neyin farklı olduğunu gösterir? Öz ısılarının farklı olduğu için aynı ısı verildiğinde sıcaklık artışı kurşunda daha fazla olduğu için öz ısılarının farklı olduğunu gösterir. Cevabımız B şıkkı. Miktarları ve başlangıç sıcaklıkları eşit olan maddeler özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklık değişimi fazla olur. Arkadaşlar bir başka deyişle bu ifade öz ısı küçük olan maddeler çabuk ısınır, çabuk soğur. Öz ısısı Büyük olan maddeler geç ısınır, geç soğur arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Başlangıç sıcaklıkları ve miktarları eşit olan X, Y, Z maddelerin özde da ısıtıldığında son sıcaklıkları tablodaki gibi oluyor. Baktığımız zaman arkadaşlar burada artış 7 santigrat derece, burada artış 11 santigrat derece, burada artış 4 santigrat derece. Baktığımızda sıcaklık artışı en az Z'de olmuş. O halde Z'nin öz ısısı en büyük, y'nin öz ısısı da en küçük olur. O halde z, x, y en büyük z, sonra x, sonra y olacak. Öz ısısı arkadaşlar ilk sıcaklığı eşit olmasına sadece 4 santigrat derece artmışsa buna verilmesi gereken ısı en fazla olur. O halde öz ısısı en fazla olan z'dir. Öz ısısıyla sıcaklık artışı arkadaşlar birbirine ters orantılıdır. Sıcaklık artışı en az olanın öz ısısı en büyük olur. Bunu unutmuyoruz. Yani cevabımız D şıkkı olur. Arkadaşlar örnek soru çözelim. Y ve Z'nin öz ısıları çizelgede verildiğine göre X'in öz ısısı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar bakıyoruz. Başlangıçta 10 santigrat derece olan aynı miktarda X, Y, Z sıvıları eşit süre ısıtıldığında sıvıların sıcaklıkları termometredeki gibi oluyor. X 40, Y48, Z33. Arkadaşlar Y'ye baktığımızda 0,63. Z'ye baktığımız zaman 1,04. Sıcaklık artışına baktığımız zaman arkadaşlar Z'den daha çok artmış. Demek ki Z'nin öz ısısından daha küçük. Y'den daha az artmış. O halde Y'den daha büyük olacak. Yani 0,63'ten büyük, 1,04'ten küçük. Hangi şıkta var bu? B şıkkında var. Bunun öz ısısı bakın Y'nin öz ısısına baktığımız zaman 0,63 artış miktarı fazla. Bunun 1,04 artış miktarı az. Bunun ikisinin arasında olması lazım. Çünkü 40 derece ikisinin arasında. Hangisi ikisinin arasında? B şıkkı 0,79 olabilir. Diğer soruyla devam edelim. Başlangıç sıcaklıkları ve miktarları aynı olan K, L, M sıvıları özde sıcaklıkları eşit süre ısıtıldığında son sıcaklıkları grafikteki gibi oluyor. Öz ısıları arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar baktığımızda K'daki sıcaklık artışı en az, M'deki en fazla. O halde K'nın öz ısısı en büyük, sonra L'nin en küçük ne olacaktır? M olacaktır. M'nin öz ısısı en küçük olacaktır. Çünkü sıcaklık artışı en fazla nerede? M'de olmuş. Cevap CK büyüktür CL büyüktür CM olacak. Öz ısıları arasında KLM ilişkisi bulunan maddeler 50 santigratçede eşit miktarda 5 dakika soğumaya bırakılıyor. Buna göre sıvıların son sıcaklık arasında hangileri olabilir diyor. Arkadaşlar öz ısısı K'nın en büyükse geç ısınıp geç soğuyacaktır. Yani 5 dakika sonra K'nın sıcaklığı en büyük olacak, M'nin sıcaklığı en küçük olacak. Baktığımızda K'nınki en büyük, L'ninki en küçük olduğuna göre A şıkkı olamaz. K'nınki en büyük, M'ninki en küçük olan hangi şıkta var? D şıkkında var. Baktığımızda diğerleri olmuyor. O halde cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak öz ısısı yüksek olan maddeler soğuduklarında etrafına daha fazla ısı verdikleri için mum, buz gibi cisimlere daha fazla ilerlerler. Arkadaşlar bu tip sorular çok çıkıyor. Öz ısı büyük olan mumda ve buzda daha fazla ilerler. Örnek yapalım. Bakın burada buz kütlesinde en fazla ilerleyen nedir? L. O halde L'nin öz ısısı en büyük, M'nin öz ısısı en küçük çünkü L'nin öz ısısı fazla olduğu için yani özünde bulunan ısı fazla olduğu için daha fazla buz kütlesi eritecektir. Soruya bakalım bir süre sonra buz kütlesinin üzerindeki görüntü şekildeki gibi oluyor. Buna göre KLM'nin öz ısıları arasındaki ilişki nasıl verilmiştir diyor. Öz ısı maddeler için ayırtıcı bir özelliktir ve sembolü C harfiyle gösterilir. KLM kürelerinden eşit kütle alınıyor. Bu küreler kaynamakta olan suyun içerisine atılıp son sıcaklığı eşit olana kadar bekledikten sonra kalın bir buz kütlesinin üzerine bırakılıyor. Arkadaşlar L en fazla olan L en büyük olacak. Sonra K, sonra M en küçük olacak. Hangi şıkta bu? C B şıkkında. Bakın L büyük K M L K M hangi şıkta var? B şıkkında var. Cevap Bursa. Arkadaşlar biliyorsunuz annelerimiz sürekli ne yapar? Özdeş Sıcak su torbalarına eşit miktarda belirtilen sıcaklıklarda yağ, su ve alkol bulunmaktadır. Bizler genelde neyi kullanırız? Suyu kullanırız. Neden? Suyun öz ısısı büyüktür. Geç ısınır, geç soğur. Onun için uzun süre su torbaları sıcak kalabilir. Buna göre bu torbaların ısı verme süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar baktığımızda ısı verme süresi en fazla su, sonra ne olacak? Alkol en az ya olacak. O halde ne olur? 2 büyüktür. 3 sonra 1. 2, 3, 1 hangi şıkta var? C şıkkında var. 2, 3, 1 olacak. Cevabımız C şıkkı. Isı alışverişi ve sıcaklık değişimiyle devam edelim. Arkadaşlar ısı enerjisi kütle ilişkisine bakalım. İlk sıcaklıklara aynı olan özdeş maddeler eşit süre ısıtılırsa kütlesi az olanın sıcaklığı daha yüksek olacaktır. Bakın aynı madde su su bu 100 mililitre, bu 200 mililitre. Arkadaşlar 100 mililitrenin sıcaklık artışı 200'den daha fazla olacaktır. Bir maddeye daha fazla ısı enerjisi vermek o maddenin sıcaklığını daha fazla arttırır arkadaşlar. Bakalım yukarıdaki Tabloda aynı maddenin farklı miktarlardaki ilk sıcaklıkları verilmiştir. Baktığımızda arkadaşlar ilk sıcaklık 25 25 25 ama kütleleri farklı. Buna göre bu maddelerin sıcaklıkları 50 santigrat'a ulaştırmak için maddelere verilmesi gereken ısı hangisinde? Arkadaşlar bunları 50'ye çıkarmanız isteniliyor. O halde en fazla ısıyı hangisine vermemiz lazım? Kütlesi en büyük olana. Yani 2 büyüktür 3 en az 1'e vermemiz gerekiyor. 2 3 1 olacak cevabımız. Devam ediyoruz. Şekildeki özdeş ABCD kaplarında belirtilen seviyelerde ve sıcaklıklarda su vardır. Bu kaplar özdeş ısılarla eşit süre ısıtılıyor. Buna göre son durumda kaptaki suyun sıcaklığı en büyük olur. Arkadaşlar baktığımızda miktarı en az olan hangisi? 4. O halde bunun sıcaklığı ne olacak? En büyük olacak. Cevabımız ne olur? şıkkı olur. Çünkü sıcaklığı e, en fazla olup miktarı en az olanın sıcaklık artışı en fazla olur. Son sıcaklıklarda en fazla 4 numaralı kabın son sıcaklığı en fazla olur. Soruyla devam edelim. Deney sorusu arkadaşlar sürekli sorulur. Bu deneydeki bağımlı değişken ve bağımsız değişken arasında ilişki hangisidir? Zehla başlangıç sıcaklıkları eşit Bakın başlangıç sıcaklıkları eşit. Demek ki ilk sıcaklıklar eşit. Farklı miktarlardaki sularda farklı olan ney? Miktarı. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıp termometrede okunan değerleri not ediyor. O halde değişen ne arkadaşlar? Miktarı. Bağımsız değişken neydi arkadaşlar? Bizim değiştirdiğimiz yani sıvı miktarıydı. Bakıyoruz sıvı miktarı olabilir, bu olamaz. Bu olamaz. Sıvı miktarları. Peki sıvı miktarları farklı olduğu zaman değişen nedir? sıvıların son sıcaklıkları. Yani cevabımız C şıkkı. Son sıcaklık bağımlı değişkendir. Cevap C olur. Arkadaşlar iki tane hipotez sorusu. Hipotez sorularına dikkat ediyoruz. Buna göre öğrenci bir ve ikinci hipotezden test etmek için hangi kaplarda elde ettiği verileri değerlendirmelidir? Birinci hipotezimize bakalım. Bir maddenin sıcaklık artışı kütlesiyle ters orantılıdır. Demek ki kütlesi Birinci hipotezi test etmemiz için kütlesi farklı. Diğer her şey aynı olacak. Su, su. 200 gram, 100 gram. Bir, bir ısıtıcı, bir ısıtıcı. Demek ki birinci hipotezi test etmek için 1 ve 2'yi kullanmak lazım. 1 ve 2'yi. Iki. İkinci hipoteze bakalım. Bir maddenin öz ısısı maddenin cinsine bağlıdır. İkincisini ise cinsi farklı olmalı. Diğer her şeyi aynı. Bakıyoruz 100 gram, 100 gram. Cinsi farklı. Diğer her şeyi aynı. O halde 1 ile 3'ü kullanmalı. Hangi şıkta 1, 2, 1, 3 var? Baktığımızda 1, 2, 1, 3 yani A şıkkıyla bu iki hipotezi test edebilir. Arkadaşlar 2019 PBS sorusu. Bu deneye bakalım ısı alışverişinin sadece su ve ısıtıcı arasında ve öz ısılarının sabit olduğu düşünülen bu deneyde ikinci kapta su 45 santigrat olduğu anda bir ve ikinci kaplardaki kaç santigrat derece olur? Arkadaşlar ikinci kapta 45 olmuş artış ne kadar? 10 santigrat derece değil mi? Bakıyoruz buraya baktığımızda 50 gram olduğu için yarısı kadar olduğu için burada artış kaç olacak? 20 yani kaç olur? 45 olur. Buraya baktığımızda 200 gram su, 200 gram suda da 100 gram da 10 sa 200 gram da ne olur? 5 olur. Yani 45, 5 daha ne olur? Son sıcaklık 50 olur. Bakalım hangi şıkta 45, 50 cevabımız D şıkkı olur. Son sıcaklık 50 olacak 3. kapta. Hangisinde var? D şıkkı. Mıslık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Benim için teşekkürler.